Merhaba arkadaşlar. Bu videoda çıkmasını beklediğim bir soru tipinden bahsedeceğim. Şimdi sayısal ve sözel mantık soru tiplerine döndükçe eskiden olan klasik soru tiplerini biraz daha harflendiriyorlar. Yani mesela eskiden 25 ile 50'nin çarpımı derken şimdi A ile B'nin çarpımı deyip şıklarda da A'lı B'li ifade koyma yoluna gidiyorlar. Onunla ilgili şimdi bu sayılarda çıkmış bir soru önceki yıllarda KPSS'de. Sorunun mantığında işte diyor ki 3 basamaklı sayıyla 2 basamaklı sayıyı çarparsak en çok kaç basamaklı olur? Veya 4 basamaklı bir sayıyla 3 basamaklı bir sayıyı çarparsak en fazla kaç basamaklı olur? Diyor. Bunların çözümlerinde de klasik şöyle çözümler gösterilir. Mesela der ki 3 basamaklı en büyük sayı ne? 999. 2 basamaklı en büyük sayı ne? 99. Bunları çarp, kaç basamaklı oluyorsa yaz. Şimdi ÖSYM de bunu bildiği için bu soru tipinden farklı bir şey üretebilir, muhtemeldir. Şimdi ben önce bu soru tipinin arkasındaki işleyişi söyleyeyim. Mesela basitleştirelim soruyu. Bir basamaklı bir sayıyla bir basamaklı bir sayıyı çarpsaydık en fazla kaç basamaklı olurdu? Yine aynı şekilde bir basamaklı en büyük sayı 9, bir basamaklı en büyük sayı 9 çarptık 81, 2 basamaklı oldu. Yani aslında biz 1 ile 1'i topladık. Aynı şekilde mesela 2 basamaklı bir sayıyla yine 1 basamaklı bir sayıyı çarpalım. Bakalım en fazla kaç basamaklı oluyor? 99 ile 9'u çarpacağız. Çarptık. Kaç oluyor? 990'dan 99'u çıkaracağız. 900, 891 gibi bir şey oluyor. Yani çok önemli 800 bir ifade olacağı için 891 3 basamaklı oldu. Yani neymiş? 2 basamaklı bir sayıyla 1 basamaklı bir sayıyı toplayıp en çok kaç basamak dediğinde 2 artı 1'den 3'ü buluyoruz. Yine deneyebilirsiniz aynı şekilde. Mesela 4 basamaklı bir sayıyla 5 basamaklı bir sayıyı çarpalım. En fazla kaç basamaklı olur dediğimizde bu sefer 9 basamaklı olduğunu göreceğiz. Yani ne diyor? 2 basamaklı ile 3 basamaklıyı çarparsak 2 ile 3'ü topluyoruz. 4 basamaklı ile 6 basamaklıyı çarparsak 4 ile 6'yı topluyoruz. En fazla kaç basamaklı olduğunu buluyoruz. Şimdi bunu bilmek nerede önemli? Şurada önemli. Mesela derse A basamaklı bir sayıyla B basamaklı bir sayıyı çarptığımızda en fazla kaç basamaklı olur diye bir şey sorduğunda burada cevabın A artı B basamaklı olduğunu şıklardan işaretleyebiliriz. Şimdi bu A ile B'yi toplayacağımızı bilirsek çok basit bir soru. Ama bilmezsek kafa karışabiliyor. Yani sayı verip deneyebiliriz veya nasıl olabilir? A'yı B'ye görünce direkt soruyu bırakan arkadaşlar da var eğitim platformundan biliyorum. Yani bu işin mantığı bu. 3 basamaklı ile 2 basamaklıyı çarparsak en fazla 3 artı 2 basamaklı olur. A basamaklı ile B basamaklıyı çarparsak en fazla A artı B basamaklı olur. Soruyu sadece bunun üzerine de kurgulamayabilir. Buna bir C ile D'yi de ekleyebilir. Yine aynı şekilde soruyu çözebiliyoruz. Bu sorunun cevabı Bursa ama önemli olan şu yöntemi bilmemiz.